bu konuda tabii, verebilir miyim? Lütfen. 7 Haziran 2015 seçimlerine dönelim. Hafızalarımızı tazeleyelim. Tek başına iktidar olamamıştı Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir koalisyona da gidilmedi ve ondan sonra 15 Kasım'da erken seçimle yenileme yapıldı. 7 Haziran'la 15 Kasım arasında çok kanlı terör eylemleri yaşandı. Onlar olunca masum bizim yurttaşlarımız, oyumuz yükseliyor demiş evet, Ahmet Davutoğlu. Evet, masum yurttaşlarımızın hayatını kaybettiği bu olaylar sırasında, yani derin acılar yaşadığımız bu terör hadiseleri sırasında dönemin başbakanıydı Sayın Davutoğlu, bizim oylarımız artıyor dedi. Bu söylemde aslında bir hakikat payı var. Şöyle hakikat payı var. Terörden çok çekmiş, çok acı kayıplar vermiş olan milletin, ya bu tek başına iktidar giderse biz yine acaba terörle baş başa mı kalacağız korkusuyla ve bir nevi can havliyle iktidara can simidi gibi sarılmasıydı. Yani o sonucu ancak böyle ifade edebiliriz. Ben bir televizyon programı için İstanbul'un göbeği sayılacak bir semte gittim. Zeyrek. Zeyrek, tarihi yarımadanın tam ortasında. Çok özür diliyorum Urdundar. Elazığ İliç yazıyor arkadaşlar. Onu Erzincan diye düzeltir Erzincan misiniz? İliç. Erzincan İliç'teki maden faciası. Aşağıda akan yazıdan bahsediyorum. Şimdi orada evlere girdik. Naylon damlar. Sular akıyor duvarlardan. Soba belli belirsiz yanıyor. Ve konuştuğumuz ev sahibeleri, evde bulunanlar buzdolaplarını açtıklarında biz genellikle buzdolabında sadece makarnanın olduğunu gördük. Makarna. Makarna ile beslenen bir toplum ve ekmek sepetinde kırık ekmekler. Demek ki komşular, mahallede durumu iyi olanlar yiyemedikleri ekmekleri o şekilde bunlara vermişler. Şimdi böylesine bir açlık ve survive mücadelesi veren, hayatta kalma mücadelesi veren insanların da gücü elinde bulunduran siyasi kadroya mahkum olmaları, kendilerini öyle hissetmelerini yadırgamak bence çok yanlış bir davranıştır. Bu bir sosyolojik gerçektir. Türkiye gerçeğidir. Şimdi siz söyleyince hemen Korkusuz'un sürmanşetini ben göstermek istiyorum. Yönetmen arkadaşım da eğer yaklaştırabilirse en son ne zaman et yedin diye soruluyor ve onu sorma diye yanıt alınıyor. Bu hakikaten korkunç bir şey. İnsanın yüreğini paramparça eden bir şey. Bu ekonomik verileri de ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama önce biraz muhalefeti konuşalım. Çünkü bütün bunlara rağmen hala daha iktidar olamayan bir ana muhalefet var. Çok da şaşırtıcı değil açıkçası. Neden şaşırtıcı değil? Hatay meselesi. Az önce sevgili Urdundar. Ha bu arada şuradan bağlayayım. Sayın Urdundar çok güzel bir röportaj yaptı Aytun Çıray'la. Tam Sayfa Sözcü gazetesinde yayınlandı. Orada çok acayip bir anekdot var. Hep konuşuyoruz ya, yani boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yok, boş tencere. Demek ki diyor Aytun Çıray, o boş tencerenin yanında bir de Demirel lazımmış. Çünkü yani ilerleyen dakikalarda Aytun Çıray'la da konuşacağız. Demek ki böyle bir ana muhalefetle boş tencerenin olması falan bir şey ifade etmiyor. Boş tencere demek yetmiyor oyları almak için. Yani evet. Evet. Şimdi bu muhalefete bir bakalım yakından şöyle. Şimdi mesela Hatay meselesi. Hatay'da oradaki deprem sırasında yaşananları, sonrasında yaşananları, 3 gün oraya yardım gidemiyor oluşu, bütün bunların iktidar Lütfü Savaş'a çok başarılı bir şekilde fatura etti. Lütfü Savaş da sağ olsun o müteahhitlerden birini yere göğe sığdıramayarak çok da güzel o şeyi aldı, pası aldı. Ve Özgür Özel ne dedi? Biz dedi orada acayip dedi bir aday göstereceğiz. Yani hiç böyle ezberleri bozan bir aday göstereceğiz dedi. Döndü dolaştı bugün en son, değil mi?
Lütfü Savaş'tan daha iyisini bulamıyoruz dedi. Hatta çok ortalığa saçıldı her şey. Önce Haluk Levent meselesi oldu. Haluk Levent'e gitti gitmedi. Haluk Levent geldi teklif dedi istemiyorum dedi. Aylin Kotil aynı şekilde ben o bölgeyi bilmem, o bölge gerçeğini bilmem. Benim haddim değil dedi. Neyi bilirsin haddimi bilirim. Böyle siyasetçileri görmeyeli de çok oldu. Onun için Aylin Kotil ayrıca enteresan, çok takdir etmek lazım. Ben orayı bilmem demiş. Yani bunlar da ortalığa saçılıyor. Ve bir taraftan herkesin önünde kesinlikle ve kesinlikle CHP'nin arkasında durmadığı görüntüsü Lütfü Savaş adayının. Yani biz her an yeni bir şeyi belirleyebiliriz, yeni bir isim belirleyebiliriz. Sonra da biz belirleyemiyoruz. Hiçbir alternatifimiz yok görüntüsü. Yani